Hepsi mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmein. Üçüncü meziyeti cezalet. 25. sözden. Evet. Bazen Kur'an Cenab-ı Hakk'ın fiillerini tafsir ediyor. Sonra bir fezleke ile icmal eder. Tafsiliyle kanaat verir. İcmal ile hissettirir, bağlar mesela. Ve kellâlike yectebîke rabbuke ve yuallimuke min tevîlil ehâdîs. Min tevîlil ehâdîse ve yitimmu ni'metuhu aleyke ve alâ âli Yaqûb. Yavaş. Ve alâ âli Yaqûb kemâ etemmehâ alâ ebeveyke min qabbi İbrahim'e ve İshâb. İnne rabbeke alîmul hakîm. Evet. İşte Hazreti Yusuf ve ecdadına edilen nimetleri şu ayetten işaret eder. Der ki, sizi bütün insanlar içinde makam-ı nübüvvetten serfiraz, bütün silsile-i enbiyayı silsilenize rapt edip, silsilenizi nevi beşer içinde bütün silsilelerin serdarı, hanedanınızı ulûm-i ilahiye ve hikmet-i rabbaniye bir hücre-i talim ve hidayet suretinde getirip, o ilim ve hikmet ile dünyanın saadet körüne saltanatını, ahiretin saadet ebedisiyle sizde birleştirmek, seni ilim ve hikmetten misra hem aziz bir reis, hem ali bir nebi, hem hakim bir mürşit etmek olan nimet-i ilahiyeyi zikr ve taadat edip, ilim ve hikmet ile onu aba ve ecdadını mumtaz ettiğini zikrediyor. Sonra senin Rabbin alim ve hakimdir der. Onun rububiyeti ve hikmeti iktiza eder ki seni ve aba ve ecdadını alim, hakim ismine mazhar etsin. İşte onun asıl nimetleri şu fezlekeyle icmal eder. Evet. Burada Yusuf Aleyhisselam'a edilen nimetleri zikrediyor malum. Evet. Yeni açtın, yeni mi açıyorsun abi? He he. Kaç, sayfa kaç şey Abdurrahman? Sayfa kaçtı? 418 değil mi? He, tamam. He he. Evet, devam et abi. Evet, yani burada Yusuf Aleyhisselam'a evet, edilen nimetleri, evet, aba ve ecdadına, evet, yapılan nimetleri burada zikrediyor. Fakat ben burayı bizzat, yani burası için, buradaki Kur'an'ın meziyeti cezalet için okumadım. Yine meseleyi mesleğimize bağlamak için, yani nur mesleğine, yani bağlamak için, yani burayı okudum. Yani asıl yani burası için değildir. Ki bu işin mealinde de şöyle ifade ediyor, yani bizzat yani meali iş yaparsak. Ve böylece Rabb'in seni seçecek. Evet, yani Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'a diyor. Yani kardeşlerin içerisinde seni seçecek. Evet. Sana rüyaların tevilini öğretecek. Evet. Bilahir işte bundan önce ecdadların olan, yani işte dedim, yani babaların olan İbrahim Aleyhisselam ve Yakup Aleyhisselam'a nimetini tamamladığı gibi sana da nimetini ve Yakup halinde nimetini tamamlayacak. Evet. İnne rabbeke hakimun alim diye burada bitiriyor abi. Şimdi burayı bizim meselemizle böyle bu şekilde tatbik ederek okursak, şimdi malum nur talebeleri hayat-ı içtimadaki müminler içerisinde Cenab-ı Hak tarafından hususi seçilmiş. Ve böylece Rabbin seni seçecek dedi ya ayet-i kerimede. Yani ayetin şumulu var. Her asla bakan değil mi? Manası, o mananın işte gelin külliyetinin fertleri vardır. Evet. İşte o fertlerde Ustad Hazretleri malum biliyorsun. Yani işari, remzi, işte delalet, sarahat mertebelerinden bahsediyor malum. Evet. Şimdi nur talebelerini Cenab-ı Hak evet, içtimai hayattaki müminlerin içerisinden bizi seçti. Hatta Ustad Hazretleri Emirli Adam malum. Yani ben geçmiş hayatıma bakıyorum diyor abi. Hep
Risale-i Nur nesneyin netice verecek şekilde Kadir-i İlahi tarafından sevk ve istiham edilmişim diyor. Aynı noktaya nazaran diyor, Risale-i Nur has talebelerin geçmiş ayetine baktım. Onlar da aynı şekilde Kadir-i İlahi, hani, Nur talebelerinin Nur hizmetini netice verecek şekilde sevk ve istiham etmiş. Yani Kadir-i İlahi tarafından seçilmişim. Hatta Ayet-i Nur'da bir cümle var. Ustazlar o cümlenin Risale-i Nur'da Risale-i Nur'un işaretini orada zikretmiyor ama şöyle diyor ya, işaretlersen. İnsanı tanıyor. Nurun ala nur, tanıyı nuru nurla ala nurdur, malum yasın. Yehdillâh bi nuru hime yaşa. Allah dilediğini bu nurda hidayet eder. Evet, Allah dilediğini bu nurlara sevk eder, bu nurlardan hidayet eder. Ne, atıf, atıf yaptığın yerleri sayfayı da söyleyerek atıf yap. Abdurrahman. Ben orayı şimdi fazla üzerine durmayacağım. Yani şu anda var ya. Olsun. Ayet-i Nur var ya abi. Orası Yehdillâh'in nuruyla yaşadı. Risale-i Nur'a işaret ediyor. Risale-i Nur mesleğine işaret ediyor burada. Şimdi burada da ne diyor peşinde? Nurun ala nur dedikten sonra Allah işte Yehdillâh'in nuruyla yaşa. Allah dilediğini evet nurlara evet nurlardan hidayet nasip eder. Nurlara sevk ederek hidayet nasip eder. Ha, bu manada olur. Evet. Ha, demek Kader-i İlahi tarafından değil mi? Yani biz sevk edilip nurlarla tanıştırılmışık, nurcu olmuşuk. Ha, bunun sebebi nedir? Bunun sebebi nedir? Evet. Hani malum, bütün nurcular tarafından biliniyor. Tabi sana göre ustadımız Medrese-i Nuriye diyor. Değil mi? Evet. Nasıl ki Cenab-ı Hak işte Yusuf Aleyhisselam'ı seçti, değil mi? Ve hadisin, yani olayların ve rüyaların tevhidini ona öğretti. Değil mi? Tevhidini talim etti ona. Diğer nimetlerinden inşallah yani şu olursa yani geçeceğiz de ilk defa yani bunu işleyelim manasında. Tevhidini ona talim etti. Hatta işte diyelim o tevhidini, tamam mı, gösterebilecek ortamı da halk etti. Diyelim, diyelim oradaki mahpus olan zatların rüyasını tevhid ediyor güzel bir şekilde. Ondan sonra kral umum diyelim memleketi ilgilendirecek bir rüya görüyor, değil mi? Onu da güzel şekilde tevilini yapıyor, değil mi? Yani onu o kıyamda, yani o makamda, değil mi? Olduğunu göstermek için Cenab-ı Hak o ortamı da halk ediyor. Ha. Şimdi de aynı şekilde başta Ustad Hazretleri, Darül Hikmet-i İslami azası iken, değil mi? Onların içerisinden seçiyor. Getiriyor Bağrı'ya. Bağrı'dakiler de seçilmiş insanlar, nur talebesi olması için, değil mi? Aynı şekilde İsparta'da işledim, Denizli'de, Kastamonu'da ilahır. Tamam mı? Yani bütün o safra ve abiler hepsi Kadir-i Tarif'ten ikider ki istedik ya Rabbuke ve Rabbin seni seçecek. Hükmüne mazhar olup seçiliyor. Niye? O medrese-i Nuriyelerde ve o hapishan olan medrese-i Yusufiyelerde Cenab-ı Hak müteşabihat-ı Kur'aniye'nin ve hadisin müteşabihat kısmını onlara talim edecekti. Sebebi oraya geleceğiz. Bu asırda ehli dalalet, tamam mı? Müteşabihat-ı Kur'an'ı ve hadis-i müteşabih kısmını tutup ehli imana hücum edip oradan şimdi imanlarını çalmaya çalışacaktılar. Kadir ile o zaman nur talebelerini böyle işte hatta hadis-i olaylar meydana çıkan vukuatlar da demektir. Yani olayların meydana çıkacak vukuatların ahir zamanlarla alakalı. İşte müteşabih işte diyelim ayetlerin malum biliyorsunuz ayetleri. Evet. Hadislerin beşinci şuada olduğu gibi, dünya yüz babalık üzerinde olduğu gibi, değil mi? Hatta bilhassa bu asrın başında o gibi hadisleri bizzat, değil mi? Neşretmişler, okul kitaplarında bile. Bak, demek ehli dalalet bu cihetlere hücum edeceğinden dolayı Kadir-i İlahi, başta ustadımız ve diğer nur talebeleri, abileri o medrese-i Yusufiyelerde, değil mi? Böyle, yani ayetini ve hadisin müteşabihat kısmını talim etti, ehli dalalete karşı hazırladı. Evet. Ki burada da birinci şuada ki oraya şimdi okuyacağız. Sayfasını açmak isteyen varsa 701'de ustadımız bak onları alıyor zaten eden. Bu iki hayati, ayeti. Kitaba mı bakıyor? Ses neyi kesildi acaba?
Tamam, yok, şeydir abi. Evet. On üçüncü ayet, Sûre-i Âl-i İmrân'da وَمَا يَعْلَمَ تَكْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا سِحْتُنَا فِي الْعِلْمِ. Evet. Âl-i İmrân'da. 14. ayet, Sûre-i Nisa'da لَاكِنَ وَلَا سِحْتُنَا فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ. Yalnız şu birinci ayetin şeyini biraz malum biliyorsunuz. Yani Kur'an'ın işte bir salahatinden bahsediyor. Salih muhkem ayetlerinden malum bahsediyor. Bir de işte malum oradaki müteşabih kısmından bahsediyor. Altı da bak. Biraz. Evet. Yani şeyin tamamı وَالَّذ۪ي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَاَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِالْكُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Ayetin tamamı bu şekilde. Üstadlar tamamıyla ilgili bir ifade kullanacağı için okudum. Meali şu: sana kitabı indiren odur. Onun, yani Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır, anasıdır. Diğerleri de müteşabihdir, kalktığında eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tebliğ etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Evet. Halbuki onun tebliğini, anladın mı? İlimde rasih, yani rusuh peydedenler, yani derinleşenler, Allah'tan başkası bilemez. Evet. Ona inandık. Amenne kullu min indi bihi. Amenne kullu min indi bihi. Deyip, evet. Ona inandık ve iman ettik deyip, evet. Amenne bihi kullu min indi Rabbina. Evet, bu Rabbimizdendir. Ona inandık ve iman ettik deyip, evet. Hepsi Rabbimizdendir deyip, ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafındandır derler. Bu inceliği, bu derinliği ancak akli selim sahipleri düşünüp anlarlar. İlahi, şimdi devam edelim. Bu iki ayet bu asrada hususi bakarlar. Birincisinin meali gösteriyor ki, ehl-i dalalet müteşabihat-i Kur'aniyi yanlış tevilat ile tahrifine ve şüpheleri çoğaltmasına çalıştığı bir zamanda ilimde rusuhu bulunan bir taife o müteşabihat-ı Kur'aniyenin hakiki tevillerini, bak bu müteşabihat-ı Kur'an'ın fakat hakiki tevillerini beyan ediyor ve iman ederek, bak hem beyan ediyor hem başta, evet, hakiki tevillerini yani öğrendiler ki, yani talim ettiler ki ona, bak iman ediyor kalplerine, hakkıyla yerleştik yani, evet. O şüphati izale eder. Evet. Bu külli mananın her asırda masadakları ve cüziyatları var. Harbi umumi vasıtasıyla bin seneden beri Kur'an aleyhinde terakum eden Avrupa itirazları ve evhamları alem-i İslam içinde yol bulup yayıldılar. O şüphatın bir kısmı fenli şeklini giydi, ortaya tuttu. Evet. Bu şüphati ve itirazları bu zamanda def eden başta Risale-i Nur ve şakitleri göründüğünden bu ayet bu asra da baktığından Risale-i Nur ve şakitlerine lemzen bakmakla beraber. Evet. Ulema-i müteahhidin mezhebine göre Allahu la vakfedilmez. O halde makam-ı cifrisi aynen ümmet insanı ile yapma olanın makamı gibi 1344 eder ki 1928 yapıyor milediye verirsek. Evet. Risale-i Nur ve şakitlerinin meydan mucahadeyi maneviye atılmaları tarihine tam tamine tavuk da onları da bu ayetin harim-i kutsisinin içine alıyor. Evet, hakikaten bu tarihlerde, yani tarihe baktığın zaman bu müteşabih ayetleri olsun, bizzat, işte benim Kur'an'ı zaten, bizzat Kur'an'a ucum vardı ya, müteşabih ayetler o zaman çok sıra işlettiler. Bilhassa işte diyelim, 130 dolarlık üzerindeki gibi böyle, o gibi hadislerde çok sıra işletip, ehl-i imana hücum ettiler. Tam bu hücum esnasında, Cenab-ı Hak'ta işte bir taraftan dedi ki, Medrese-i Yusufi'yi aldı, hani, Nur talebelerini, bunların hakkı tevhidlerini öğretti, işte onların hakkı tevhidlerini neşrettiler, ehl-i imanı. Umar'ın şüphatını muhafaza ettiler. Hem
taşın en kuvvetli ve parlak bir buharı olan 10. sözün etrafa yayılması tarihine ve Kur'an'ın 40 vecihine mucize olduğunu beğenilen 25. sözün iştihara engamında hem inne insanı ve yapağı adedine tam tamına tavafıkla bakar. Bir dakika bu dışarı gidiyor. Demek bu ayetin bir mazhabdaki mazhab bu zamandaki nur talebeleridir ki evet bu zamanın ki Yusuf oluyorlar. Yani Yusuf Aleyhisselam meşrebinin gölgesinde bu zamanın Yusuf oluyorlar ki biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam sureti cemanda mumtaz peygamberler içerisinde. Değil mi? Sureti cemanda mumtaz. Nur talebeleri de simalarından tefrik ediliyor. Değil mi Hasan abi? Evet. Yani nurcudur. Hem de nasıl? Değil mi? Yani nur talebeleri, nurları, yani simalarında bir nuraniyet var. Diğer işte diyelim müminlerden hariç olarak. Değil mi? Yani nurları okumaktan gelin baktığın zaman hakikaten böyle çok hemen göze çarpacak bir nuraniyet var. Evet. O zaman bak, yani maddi simaları da zaten bunu göstermekle beraber bu zamanın Yusufları olmalı. Evet. Ki Cenab-ı Hak tarafından seçilmiş yani bu müteşabih bir hadis-i Kur'aniye ve hadisin tevhidleri bu nur talebeleri böyle tevhidini öğretilmiş. O zaman biz ne yapıyoruz? Bu cihetten de ehli devlete karşı ehli malı kurtarmak için mücadele ediyorsun. Yani bu şekilde yani insan hangi vazifeyi yaptığının şuurunda olması gerekiyor. Bak sadece şimdi diyelim üstadımızın ve safra ve abiler değil bizi de seçti. Bu medreseler de medrese-i Yusufiye'dir değil mi? Cenab-ı Hak bizi burada lisanları okuyarak, müzikleri yaparak değil mi? Dersleri yaparak bizi eğitime tabi tuttu. Evet. Malum işte 25. sözde ekser ehl-i zalimin itiraz ettikleri, değil mi? Ayetleri, evet. Ayetler ustası da mükemmel temelini gösteriyordu. Ben Cibar Ertağ'da mesela orada müşakhas biliyor. Evet. Bak nasıl? İşte yani normalde yani zahir manasına baktığı zaman direkt ne olur? Evin altı ne olur? Binanın altı ne olur? İşte ehl-i zalimin itiraz etmiş. Bu ne demektir? Yani dağlara zeminize kazık bir direk yaptık. Oysaki dağlar yerin üzerindedir, küre arzının üstündedir. Nasıl direk olacak değil mi? Bak o kadar harika şekilde tevilini gösteriyor ki, değil mi? Üstad Hazretleri, bak ne yapıyor? Ehl-i imanı şüphattan kurtardığı gibi abi, değil mi? Mesela ne yapıyor? Onların hücumuna da sebebiyor ki, şimdi burada okuyacağımız bir cihette zaten nurcuların o cihete bakarlar, ehemmiyeti vazifelerine de bakıyor. Yani sadece işte de mütecavvet kısmını tevil etmek değildir. Burada aşağıda söyleyecek gibi yine bir daha okuyayım. Bak işte Hz. Yusuf ve izdadına edilen nimetleri şu ayette işaret eder. Der ki sizi bütün insanlar içinde makam-ı nübüvvetle serfiraz. Şimdi Cenab-ı Hak bizi seçti. Ve kederfiyiz tabi ki Rabbuke. Rabbimiz bizi seçti. Bir de ne yaptı? Şimdi Risale-i Nur veraset-i nübüvvet yoludur ki hakaik-i imaniye ve Kur'aniye değil mi? Yani peygamberlere hangi şekilde talim edilmişse onun bir cilvesi olarak da aynen nur talebelerine o hakkaik imani ve Kur'an'ı talim edilmiş. Aynen. Evet. Evet. Çünkü bak bütün insanlarla bizsin. Hatta işte dedim işte peygamberlerin değil mi? Davalarının en son temsilcisi nur talebeleri. Çünkü hakkaik imani ve Kur'an'ı nebilere akrabet-i ilahi cihetinde inkişaf eder. Değil mi? Evet. Yani Risale-i Nur'dan hakaik imaniye Kur'aniye. Akrabet-i ilahi yaşının sır inkişafı cihetiyle bak talim ediliyor. Bize ders veriliyor. Nur talebelerine. Evet. O zaman nedir? O mesle-i nübüvvetin bir cilvesine mazhardır nur talebeleri. Veraset nübüvvet ehli olarak. Evet. İşte Hz. Yusuf'a ve ezdadına diyelim ve nur talebelerine diyelim ve bizim hakkı ezdadımız olan değil mi? Başta peygamberler ve peygamberimiz başta olmak üzere al ve eshabine değil mi? Edilen nimetlere şu ayetten işaret eder. Der ki sizi bütün insanlar içinde makam nübüvvetten serfiraz. Yani veraset nübüvvetten serfiraz. Başımız dik değil mi? Yani hakaiki bu ne Kur'aniyeden hangisi var ki nur talebesini izah edemezsin? Ondan değil mi? Başı serfiyaz olup da dip, ehl-i dalete karşı dip durmasın. Evet. Bütün silsile-i enbiyayı silsilenizle rapt edin. Silsilenizi nevi beşer içinde bütün silsilelerin serdarı, bak, silsilenizi ki
münasebet ehlidir ve maddeten yani ehli beytten olan çok olduğu gibi nur talebeleri de ahli beytten olarak ahli beytin silsile-i nuraniyesine bağlanmıştırlar. Ustad Eserim söylüyor ya Mehdi meselesinde. Değil mi? Silsile-i nuraniyesinden olan, değil mi? Muhammed Mehdi isminde bizzat gönderecek. Nur talebeleri de aynı şekilde o silsileye bağlanmıştırlar. Evet. Hanedanınızı bak ulum ilahiyeye ve hikmet-i rabbaniye bir hücre-i talim. Ha, bak hanedanınızı, nur hanedanını bak ne yaptı? Ulum ilahiyeye, ha? Değil mi? Risale-i Nur'da ulum ilahiyedir ve hikmet-i rabbaniye. Değil mi? Cennetteki hikmetleri ve ismi rahim ve hakime basar zaten. Risale-i Nur, değil mi? Hikmet-i ilahiyeyi kainat kitabında, değil mi? Ulum ilahiyeyi, değil mi? Kur'an'dan ve kainat kitabından hakiki bir şekilde, değil mi? Risale-i Nur'la beraber talimini aldık, değil mi? Bak, bak ne dedi? Hanedanınızı ulum-u ilahiye ve hikmet-i rabbaniye bir hücre-i talim. Ulum medresede, değil mi? Ne yapıyor? Ulum-u ilahiye ve hikmet-i rabbaniye, değil mi? Öğrenmemiz için bir hücre-i talim, medrese-i yusufiyeler. Ve hidayet suretine getirip, o ilim ve hikmetle dünyanın saadet fikirlerine saltanatını, ahiretin saadet ebedisiyle sizle birleştirmek. Oo, bu çok güzel. Evet. Bu çok güzel. Saadeti. Bu çok güzel Abdurrahman. Bu çok. Yani, Hafif Maliye Kur'an insanın deden Risale-i'nin çok yerlerini anlatıyor ki dünya ve ahiret saadetine medardır ya, değil mi? Yani olayların tazikinden, hani diyelim iman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül ise saadeti dareyine ihtiz eder diyor ya Hasan abi. Evet. Şimdi ne oldu? Aynı zamanda demek iki dünyanın saadetini nur talebelerinde Allah birleştirdi. Değil mi? Hani yine hakiki imanı elde eden adam, değil mi? Kainata meydan okuyabilir diyor Üstad Hazretleri. Evet. Ahiretin de işte aynı şekilde malum zaten. Ahiretin saadet ebedisiyle sizle birleştirmek. Seni ilim ve hikmetle misra hem aziz bir reis. Bak seni ilim ve hikmetle misra hem aziz bir reis. Şimdi nur talebelerine bu zulmü nasıl baktıracağız abi? Bak diyor ki Üstad Hazretleri bu mektupta yok da abi. Başka bir gayrimuteşim mektupta diyor ki hani mektuplara aziz sıddık kardeşlerim, aziz sıddık kardeşlerim ifadesiyle başlıyor ya. Bir hoca efendi buna itiraz etmiş. Demiş ki aziz Allah'ın ismidir bunu kullanamazsın. Üstad Hazretleri de ona çok güzel yani Cenab-ı Hakk'ın isimleri nasıl kullanılacağını değil mi? Hani ustadımıza da itiraz ediyor ya Bediüzzaman yani Bedi Allah'ın ismini nasıl kullanabilirsiniz? Orada Üstad Hazretleri çok güzel bu meseleleri işliyor. İnşallah onun da bir ders yapmak gerekiyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sı hangileri kullanılabilir mevcudata, mahlukata karşı? Yani isim olarak verilebilir, hangileri verilemez? Hangi makamda, hangi manada verilir, hangi manada verilemez? İlahi onun çok güzel şekilde işliyor abi. Fikriyetin başka yerlerinde de. Fakat orada şöyle bir ifade kullanıyor da ben onun için mesele yazdım. Diyor ki bu aziz kelimesini kullanmamın hikmeti ki nur talebelerine hitap ediyor ya ben nurcu kardeşlerimin Yusuf Aleyhisselam gibi aziz olmasını istediğimden dolayıdır diyor. Evet. Çok hakikaten onlar görünmedikleri ve bilinmedikleri kaldı değil mi? Bak her birisi bulunduğu karyede, köyde, köyde, şehirde, mahallede ne yapıyor? Değil mi? Hakkı ki bunu öyle Kur'an'ı yiyin, değil mi? Ehliman'ın kaldığına verip, değil mi? İşte kuru istinad oluyorlar, değil mi? Bak her birisi bulunduğu bir yere zaten, değil mi? Aziz-i Misir, değil mi? Konumunda. Yusuf Aleyhisselam'ın meşrebinin bölgesinde zaten. Evet. Misir'e hem aziz bir reis, hem adi bir nebi, hem hakim bir mürşid etmek ki, Risale-i Nur zaten, yine birinci şahada işliyor, değil mi? İsmi hakim ki zaten bugünkü fenler, değil mi? Hakim ismini değil mi? Kainatta tecellisinin neticesidir. Şeyde Abdurrahman bir gayrimentüşerde de öyle diyordu. Aziz aziz ismine esmadır. Mazhar olan Allah'ın izzetini koruyan kişi. Allah'ın aziz ismine mazhar olduğunu nasıl anlarız? Allah'ın azizliğini yani haşa inkar ediliyor vesaire itham ediliyor, inkar ediliyor, ediliyor da ediliyor. Nur talebeleri
niye aziz denmiş bir hikmeti? Allah'ın azizliğini Ali, Ali ediyorlar. Yücelttikleri için o esmaya mazhar oluyorlar. Mesela bir misal vereyim. Hadi, hidayeti veren Allah'tır ama vesile olan insandır. O zaman hadi denmiş. O ismi azami derecede mazhar olmuş insan. Allah'ın dinini, Allah'ın isimlerini aziz eden, Allah'ın kitabını, Allah'ın resullerini aziz eden bir şey hafif var ya böyle hani sarhoştu çamurda bir besmele görüyor işte Allah'ın. Gene bu geçiyor biliyorsunuz malum. Sonra çöplü şeyden çamurdan kaldırıyor, temizliyor, koyuyor. Allah onu aziz, Allah'ı aziz edince esmasını aziz ismine mazhar ediyor. O da aziz ismine mazhar olduğu için aziz oldu. Yani Allah'ın zatı ismi Allah vesaire denmez. O verilmez ama diğer esmalar veriliyor. Sebebi azami derecede mazhar olduğu için. Nur talebeleri azami derecede ilim ve hikmet mazhar olunca Allah'ın zatını, kitabını, peygamberini, dinini aziz ettikleri için aziz deniliyor. Evet. 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 Nerede? Sebebin de hikmetten bir hem aziz bir reis, hem ali bir nebi, hem hakim bir mürşid etmek olan nimet ilahi zikir ve taat edip ilim ve hikmet ile onu Allah ve ezdadını mumtaz ettiğini zikrediyor. Hmm. Evet. Sonra senin Rabbin alim ve hakimdir der. Onun rubbiyeti ve hikmeti iktizader ki seni ve seni ve Allah ve ezdadını alim hakim ismine mazhar etsin. İşte o mufassal nimetleri şu fezlekeyle icmal eder. Şimdi yani yukarıdaki bizim hanedanımız olan Nur medreseleri, değil mi? Bir ailedir, bir hanedandır. Orayı ne yapmıştı? Ulum-u ilahiye ve hikmet-i Rabbaniye bir hücre-i talim suretine getirip Nur talebelerini orada eğitime tabi tutmuştu. Bunun da hikmeti Nur talebelerinin umum insanlığa bakacak, umumlu bir vazifeyle Cenab-ı Hak tazif edecekti. Mesela şimdi şuraya gidiyoruz Hasan abi. Diğer abi ve kardeşler herhalde dinliyor. Şimdi 25. sınıfta yine malum. Ya ehlel kitab-i tealev ila kelimetin sevayin beynine ve beynekum. Ayeti kelimesi var ya 407'de. Hemen 25. sınıfta yine. Evet. Tamam. 407 gördüm. Evet. Gördüm. Şimdi yukarıdan biz almıyoruz. Yine meselemize taalluk eden cihetle buraya bakacağız. Evet. En ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır. Ve şu asrın ehli kitap insanları. Kur'an'ın ya ehlel kitap, ya ehlel kitap hitab-ı mürşidanesine o kadar muhtaçtır ki ve o hitap doğrudan doğruya şu asla müteveccihtir ve ya ehlel kitap lafzı, ya ehlel mektep manasını dahi tazammun eder. Bütün şiddetiyle, bütün tazeliyle, bütün şebabetiyle ya ehlel kitabı tealem ila kelimeti sevayin beynena ve beynekün sayfasını alemin aktarına savuruyor. Şimdi meali neydi bunun? Ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda ortak bir kelimeye gelin. İnsanlar, bak ehli kitaba sesleniyor. Fakat en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır. Şu asrasın ehli kitap insanları ve ehli mektep insanları. Abi, kitaba seslenmiyor. Ehli kitap, ehli mektep de fenlerle çok ileri gittiklerinden dolayı, ilmi bir imtiyaz kazandıklarından dolayı, ilimden gelen bir enaniyetten dolayı Kur'an'ın, evet, sözden onlar da kulaklarını kapadılar. O zaman bu hitap onlara da ediliyor. Ya ehli mektep, sizinle bizim aramızdaki müşterek bir kelimeye gelin. O zaman müşterek nokta neresidir? Külliyatın farklı farklı yerine var ya, insanın fıtratın mükerrem olduğundan dolayı kasten hakkı arıyor. Fakat şimdi hakkı kazarken gayri ihtiyarı dalal, dalalet başına düşer, hak dürdeyi alıp koyunda saklar. O zaman ne oldu? Şimdi bu mütefennin kısmı, ehli mektep kısmı, yani
Fıtrat insan Allah'ı biliyor, onu arıyor. Değil mi? Akıl tatil eşkal etse de, değil mi? İnsan sani unutamaz. Asıl aradıkları unuttum ki, didik didik kaynak kitabını inceliyorlar. Fakat yani onu araştırırken vicdanların sevk ettiği marifetullah'a gidiyorken abi karşısına birisi ne yapıyor? Madde çıkıyor. Yani atom, zerrelerin hareketidir diyor. Değil mi? Bu sefer sanat ilahi ne yapıyor? Madde yer veriyor. Bir kısmı. Bak madde peres oldu. Diğer bir kısmının karşısına tabiat kanunları çıkıyor. Diyor ki ben aradığımı buldum diyor. Hak budur diyor. Değil mi? Ne yapıyor? Tabiat peresi oluyor. Biri başka ne yapıyor? Sebeplere işte diyelim. Karşısına çıkıyor bir grubun. Değil mi? Esbab perest oluyor. Başka ki bak, Utbe-i Şamil'e dedi ki, fıtrat-ı beşerinin aradığı hak dinden bahsediyor. İnsanlık sonunda onu bulacağından bahsediyor. Utbe-i Şamil'e bunu geniş şekilde işliyor ya abi. Evet. He. O zaman ki ehli kitap, ehli kitap kısmını da inşallah yani o cihetle işleyeceğiz de şimdi Kur'an onlara çağırıyor. Bak siz fıtraten, vicdanen aradığınız bir şey vardır. Değil mi? Kur'an-ı Kerim, değil mi? Değil mi? Nazil oldu. Bu ayetten beraber, değil mi? İşte Müslümanlar da ne yaptı? Yani burada da az önce okuduğumuz gibi, değil mi? Ulum-u İlahiye'yi, Hakikat-ı İmaniye'yi ve Kur'aniye'yi, değil mi? Ve İslamiyet'e ait bütün hakikatleri, değil mi? Talim ettiler. Başta Nur Talebesi talim etti. Yani o hakkı buldular. Değil mi? Hakikat-ı İlahiye'yi insanlığın fıtratından aradı. O hakkı buldular. O zaman başta peygamberimiz ve işte müminler onların başında bu asırda işte Nur Talebesi ne yapıyor? Bu sefer bunu bir kanadını teşkil eden Ehl-i Mektebi çağırıyor. Diyor ki sizin aradığınız bizim elimizde olan şeydir. Yani sizden bizim aramızda ortak bir kelimeye gelin. Tamam mı? Sizin aradığınızı talim edecek. Tamam mı? Bizim elimizdeki bu Risale-i Nur'lardır. Nasıl? Bak. Risale-i Nur'un bir ismi sözlerdir. Değil mi? Arapçası kelimattır. Değil mi? O zaman bu ayet-i kerimeyi bir daha anlayın dedim. Ey ehli kitap, ey ehli mektep, sizinle bizim aramızda olan ortak bir kelimeye Risale-i Nur'a gelin. Sizin aradığınızı Risale-i Nur'la beraber size talim edeceğiz. Evet. Bak o zaman Nur talebelerinin ulvi bir vazifesine bak ki değil mi? Her şey vasıla fenne dokuldu. Değil mi? İnsanların kısmı azami değil mi? Kimisi fizikçi değil mi? Bak madde ve hareketini gördüm. Bak ne oldu? Madde peres oldu. Ha, şimdi bazı numaralarını okuyacağız değil mi? Onları diyelim değil mi? Risale-i Nur o mükemmel İşte diyelim 30. söz değil mi? Ene ve zerre bahsi değil mi? Ne kadar mükemmel bir zerre ve hareketinden bahsediyor değil mi? Cenab-ı Hak değil mi? Tevhid-i İlahi orada ne kadar azami şekilde ders veriyor. Evet. Orada numunesi olarak uzar mı fazla okuyalım mı? Evet. Numune numune. Yok bu buradan devam etsene bu şeyden. Şeyde 418. Şimdi abi 418 derken yani Rıza bir şey soracak. Niye talim ettirdi? Rıza bir şey soracak. Bir şey sorabilir miyim? He. Bir ayet-i kerimede İsa Aleyhisselam için kelimattır diyor. Mesela bizde Şimdi şöyle Rıza abi, orada ehli kitap ciheti var ya. Hani ey ehli kitap sizden bizden aramızdaki ortak bir kelimeye gelin diyor ya. Ehli kitabı bakar cihetleri vardır bu işin. Ehli kitap. Yani işte inşallah onu da başka bir zaman işlemek gerekiyor yani. Nasıl baktığını, değil mi? Yani o hakikati nasıl yani Nur, Risale-i Nur'lar gösterdiğini, o hakikatlerle beraber ehli kitaba, başka Hristiyanlara nasıl baktığını, yani onu da böyle ayrı bir cihetle, bu kanalda ayrı bir şekilde işlemek gerekiyor yalnız. Çünkü o kelimat ayetini Üstad Sıkkı'ya tasdik kalpte diyor ki, kelimatta maksat sözlerdir. Sözlerse Risale-i Nur'dur diyor. Yani orada Meryem anamızı Allah tarafından verilen bir kelimattır derken illaki bir şey vardır yani ilişkisi vardır değil mi? Ya madem öyle iş şey yaptın bak şimdi şöyle. Çünkü Risale-i Nur'un ehli kitaba sesleniyor ya yani ortak noktaya gelin derken bütün dünyaya sesleniyor değil mi? He bütün dünya yani hem ehli kitap ki Hristiyanlık dünyası Avrupa'da, Amerika'da, Güney Avrupa kısımlarda ne kadar gelişmiş, değil mi?
Evet. Yani onlara seslendiği gibi ehli mektebe de sesleniyor. Evet. Yani şu şekilde ...159'da miydi? Bak, Derele Hafız abinin uzun bir mektubu var ya, bak, hani malum biliyorsunuz öyle uzun bir mektubu vardır. Bak, madem ben o meseleyi astım, mesela o tarafa kaydım, ben şimdi okuyayım diye. Derele Hafız Ahmet Efendi'nin çok madde rüyalı bir fıkrasıdır. Aziz ve müşfik ustadım efendim, bir gün alemi menamda bir sahrada gezerken birçok kalabalık ahalinin içine girdim. Dersim olan kelime-i tevhide devam ediyordum. O ahalin cümlesi nasaraymış. Biz aşkire kelime-i tevhidi çektiğimizden hepsi bize iştirak etti. Her yüz başında Muhammedur Resulullah diyordum. Diyorum. La ilahe illallah'tan sonra her yüz başında Muhammedur Resulullah diyorum. O nasaralar İsa Ruhullah diyorlardı. Onlara dedim ki yahu biz İsa Aleyhisselam'ı tasdik ediyoruz. Ve kendilerine kelime-i tevhidi okudum. İsa Ruhullah dedim. İşte bakınız ben sizin peygamberinizi tasdik ediyorum. Siz de bizim peygamberimizi tasdik etseniz ne olur dedim. Hayır, İsa Aleyhisselam gökten inmedikçe ve sizin peygamberinizi aşikar tasdik etmedikçe biz tasdik etmeyiz dediler. Bunun üzerine yanımda iki arkadaş bulundu. Lakin arkadaşlarım kimler olduğunu bilemiyorum. Biz dua edelim de İsa Aleyhisselam gelsin ve bizi nasıl tasdik ediyor göreceksiniz. Dua ettik. İki kişi amin dediler. Lakin İsa Aleyhisselam gelemeyince mütesir olduk. Yine dua ettik. Ya Rabbi bizi bunların yanında niçin mahkum çıkarıyorsun dedik. Bu din Ali değil mi? Evet. Tahminen arası bir saat veya bir buçuk saat sonra karşıdan üç kişi çıktı. Elhamdülillah İsa Aleyhisselam geliyor. Baktım birisi sakallı, ikisi Şabbi Emret. Daha hala yeni, evet. Sakalları, evet, bitmeye başlamış. Dedim, İsa Aleyhisselam 33 yaşında olduğu halde yoğun huruç etti. Ne için sakalında beyaz var? Kalbime geldi ki Allah alem İsa Aleyhisselam değilse. Bu zat ve iki arkadaşıyla yanıma geldiler. Dikkatle baktım, ustadımızın siması ve elbisesidir. Bak, dikkatle baktım. Ustadımızın siması ve elbisesidir. Şimdi buradan aşağı çok güzel şekilde işlemeye çalışacağız bu meseleyi. Yani çünkü Rıza abi senin dediğin şeyde yani ustada zaten İsa Aleyhisselam'dır bir manası anlaşılıyor. Yani bu manada yani anlamamak gerekiyor. Yani ustada zaten konumu farklıdır, Risale'nin konumu çok farklıdır. Evet. Evet. Bu sefer bir şey yapıyorum. Tamam. Yok öyle bir yanlış anlaşılmasın diye. Dikkatle baktım, ustadımızın siması ve elbisesidir. Bizim yanımıza gelince, bizim altımız mağaraymış. Bak, yanındaki iki kişiye emretti. Şurada kilitli salipler, ne demek yani haçlar var. Cümlesini çıkarınız. Çıkardılar, nasaralara karşı hepsini kırdı ve kilemin tepi getirip peygamberimizi tasdik edince, biz de nasaralara bakınız, işte İsa Aleyhisselam'ın vekili geldi deyince cümlesini tasdik ettiler. Evet. Şimdi çevirine geçiyor. Onu sen yine buradan alacağız da bir okuyalım. Allah'ın buranın bir tabiri şudur ki, ustadımızın Kur'an-ı Hakim'den aldığı ve neşrettiği Risale-i Nur vasıtasıyla nasaranın bir kısmı İslamiyet'i kabul edecek. Şimdi ayete gidelim. Ey ehli kitap! Sizinle bizim aramızdaki ortak bir kelimeye gelin. Siz bunu arıyorsunuz yani İsa Aleyhisselam'dır diye. Evet. İsa'nın vasıtasıyla Nasara'nın bir kısmı İslamiyet'i kabul edecek ve Nasara Müslümanları veya Hristiyan müminleri hükmüne geçip ustadımızın sözleri, İsa Aleyhisselam'ın sözleri nebinden hüsnü kabul edeceklerini işaretler. Evet, Risale-i Nur'da öyle bir kuvvet var ki Avrupa'nın en muannet filozofları dahi teslime mecbur eder. Her ruhun bir, ihtiyacı hakkısı olan hakiki iman nurunu arayan Hristiyan muvahhidler elbette Risale-i Nur gösterir. Hz. İsa Aleyhisselam'ın vesayesi nevinden, bu dağdaki vasiyetleri, vaazları yani nevinden kabul edip sarılacaklardır. Şimdi demek Risale-i Nur'la beraber Allah Celle Celaluhu İsa Aleyhisselam'ın elindeki nasihayı hakikatta Hz. Mehdi'nin eline vermiş. Sebebi ne? Yani Hazreti Mehdi hem ehli imana
hem bir ehli kitabe imam olacak. Çünkü ustası da bir mektubu şöyle diyor. Bak. La Mehdi illa İsa demişler. Bir kısım az bir grup alim. Ustazlar diyor ki, böyle olursa diyor, İsa Aleyhisselam ve Hristiyanlar imam olur, bu olmaz diyor. Oysa ki yani Kur'an metbu makamında, onlar tabi makamında kalacaklar. Yani Kur'an, o zaman Kur'an'dan ne olmuş? Evet, Kur'an'ın semasında geçen haftada yaptığımız derste ne oldu? İnen Risale-i Nur ki İsa Aleyhisselam'ın sözlerin evinden, görürüz ki Hazreti Mehdi'nin eline verilmiş. O kelimat olarak. Tamam mı? Yani ayette sana Hüza abi bahsetti, o kelimat Risale-i Nur Hazreti Mehdi'nin eline verilmiş. Niye? Ta ki burada dediği gibi işte Risale-i Nur vasıtasıyla Kur'an'ın hakim olurdu. Şimdi ki ustamızın Kur'an hakimini aldı ve deşretti. Risale-i Nur vasıtasıyla Nasara'nın bir kısmı İslamiyet'i kabul ederek ve Nasara Müslümanları veya Hristiyan müminleri hükmüne geçip ustamızın sözlerini, İsa Aleyhisselam'ın sözlerini hüsnü kabul edip karşılasınlar diye. Yani, o zaman Hazreti Mehdi'nin eline Cenab-ı Hak bu şekilde verilmiş. Evet. Şimdi mektubun şu alt kısmına geçersek, ustazlar geldikten sonra içindeki yan arkadaşların bizim yanımıza gelince, bizim altımız mağaraymış, yanında iki kişi emretti, şurada kilitli salıklar, kasıtlar var. Cümlesini çıkarınız, çıkardılar Nasaralara karşı ki hepsini kırdı ve kelime-i tevhid edip Peygamberimizi tasdik edince. Bak, şimdi ne oldu? Haçları çıkardı. Haç zaten nedir? İşte o zamanki ilk Hristiyanlar çarmıha gerildiğinden dolayı, tamam mı? Bak, çarmıha gerildiğinden dolayı işte onlara ne yapıyordu? Onu sembol olarak, Hristiyanın sembolünü boynuna takıyordu. Hayır. Bak, oysa ki bak ne yaptı? İşte ustamız bu yerde geliyor. Bunun hakim bir tebliğ olacak. Onu da okuyacağız. Haçlar o salıkları çıkarıyor, kırıyor. Ki hadiste de var. İsa Aleyhisselam geldiği zaman haçı kırar, cizeyi kaldırır, domuzu işte derim, değil mi? Keser ilahır. Bak. Ha. O zaman bu rüya tebliğ edilmesi gerekiyor. Yani maddi salıkları, haçları çıkarıp kırsa ne olacak? Değil mi? Ustamız da böyle bir şey yapmış değildir. O zaman da onlar nedir? Bu, bak. Bu haç ne yapıyorlar? Sağına, solumuzuna, solumuzuna ve başına işaret ediyorlar. Teslis akidesini ifade ediyor bu. Yani onlar zamanla, mürür zamanla, değil mi? Felsefe, ustazları Asr-ı Bediye'de diyor ki, bak, felsefe o dini mağlup etmiş, işine karışıyor diyor. Bakmış, şirk itikadını o dinin içine soktu. Ehli dalalet. O zaman ne yaptı? Teslis akidesini onlara yerleştirdi. Ha şimdi, sözlere gidelim bir. Bak 197. Malum bak Ustad Hazretleri onların şirkini, ki külliyatı birçok yerlerinde kırıyor da, onlara karşı o haccı kırıyor da, biz de buraya bir tane numarasını, yani tam birer bir tebliğ olarak bir tane numarasını okuyalım. Benim telefonum versene, oradan çıkart. Evet. Hani namazın başında malum İhlas Suresini Ustad Hazretleri çok güzel, mükemmel şekilde burada tefsirini yapıyor ya. Yani, evet. Onun biz hepsini okumayacağız da burada aslında baştan okursa daha mükemmeldir de. Evet. Baştan okuyayım. Evet. Bak. O Kur'an azimuşşan nasıl bir burhan-ı tevhiddir? Bir tek katre misal için bir tek süre-i ihlas fakat kısa bir tek lemzi nihayetsiz rumuzundan bütün envai şirki reddeder. Hem de yedi envai tevhidi eder ispat. Üçü menfi, üçü müsbet. Şu altı cümlede birden var. Üçü müsbet, tevhid, üçü menfi. Müsbet nedir? Baştaki üç cümle. İşte de ki Allah birdir, ehaddir, samettir. Yani Allah'ın varlığını ve birliği, ehadiyetini, samediyetini, değil mi? İzah ve ispat eden bütün deliller müsbet. Deliller denilir. Onun sayesinde lem yelid ve lem yüled. Böyle bütün ötüfüned. O doğulmamıştır. Hiçbir şey onun denk ve mezarı değildir. Bu da menfi deliller. Evet. İşte kul huve karinesiz işarettir. Demek mutlakta tayindir. O tayinde tayin var. Ey la huve illa hu. Biraz çabuk geçeceğiz asıl maksadım ulaşmak için. Peki o Allah birdir. Değil mi? Karinesiz işarettir. Yani
Yani şu zerreyi yaratan, şu bitkiyi halk eden, şu arıyı yaratan, değil mi? Şu yıldızları halk eden deyip, değil mi? Ne yapıyor? Yani böyle bir işaretle tevhidi göstermiyor. Sadece o diyor. Niye? Çünkü hangi tarafa bakarsan bak onu gösteriyor zaten. Evet. O zaman demek mutlak da tayindir. Yani mutlak bırakmak da değil mi? Oysa ki tevhidi de aslında tayin ediyor. O tayinde tayin var. Ey la hu ve illa hu. Evet, kendinden başka ilah yoktur ki demek. Sadece o dedi bıraktı. Evet, devam edelim. Şu tevhidi şurada bir işarettir. Hakikat bir nazar tevhide mustalak olursa der ki, evet, la meşhude illa hu. Ondan başka görünen yoktur ki izah etsin. Kulü Allah'ı dedi bıraktı. İkinci cümle Allah ehaddir ki tevhid-i uluyeten tasrihtir. Hakikat hak lisanıyla der ki la mabuda illa hu. Evet. De ki o Allah ehaddir. Ehadiyeti malum külliyete biliyorsunuz değil mi? Eksel kainatta cilveleri tecelli eden Esma-i Hüsna'sı zihayete bilhassa insanda değil mi? İstima ettiğini, yani toplandığını, hepsi böyle tecelli ettiğini. Ha, evet. O zaman İsa Aleyhisselam'da gözüken o harikalar da diğer peygamberlerde de değil mi? Al ve ashabların ustada gözüken harikalar da hepsi Allah'tandır. Değil mi? Onu uluhiyet derecesine çıkartamaz. La ma'budu illa hu. Evet. Üçüncü cümle Allah bu samettir. İki cevheri tevhide sadeftir. Birinci duru tevhid-i rubbiyet. Evet, nizam-ı kevn lisanı der ki la halika illa hu. Evet. İkinci duru o sadefin içerisinde ikinci evet dur cevher evet yakut elmas tevhid-i kayyumiyet. Evet, serasel kainatta vücut ve hem bekada müessire ihtiyacı lisanı der ki la kayyume illa hu. Çünkü maddenin özelliği İnsanın ister en küçük olsun, ister en büyük olsun, değil mi? Bıraktığın zaman, değil mi? Dağılır. Yani yere yığılır. Maddenin özelliği budur. Fizikçilerin kabul etmiş olduğu şeydir. O zaman onları ayakta tutan arkada bir kayyumu bakı vardır. O zaman la kayyuma illahu diyor. Evet, burada rezil dizi kestik. Şimdi bak, işte Hristiyanlara karşı, değil mi? Bak bilhassa bu son üç cümlesiyle beraber o sadıkların ustadımız nasıl kırdığını. Evet. Bak dördüncü, lem yelid'dir. Bir tevhid-i celali mustatirdir. Evet. Bir tevhid-i celali mustatirdir. Envai şirki reddeden küfrü keser bir iştihap şüphesiz. Yani tegayyur ya tenasul, yani nesilden çoğalan, ya tecezzi eden, yani değil mi? Yani çürüyecek, dağılacak olan birisi, bir taraftan yıkılıp bir taraftan yapılan birisi, elbette ne haliktir, ne kayyumdur, ne ilah. Değil mi? İşte diyelim aşağıdaki Uzeyr, Yahudiler Uzeyr Aleyhisselam'ı, Hristiyanlar ve İsa Aleyhisselam'ı. Oysa ki bunlar tenasül ediyor. Değil mi? Nesilleri arkadan devam ediyor. Onlar da başka birisinin neslini devam ettiriyor. O zaman hem tegayyür eden, değil mi? Çocuk diyor, büyüdü, genç oldu, yaşlandı, sonra öldü. Tegayyür eden, ya tenasül eden, nesille devam eden, ya tecezzi eden, çürüyüp gidecek, değişen. Elbette ne haliktir, ne kayyumdur, ne ilah. Veled fikri, tevellüt küfrünü lem reddeder. Birden keser atar o zaman. Lem olumsuzdur değil mi? Doğrulmamıştır. Evet. Şu şirktendir ki olmuştur beşer ekserisi gümrah ki İsa Aleyhisselam ya Uzeyr'in ya Melaik ya okulun tevellüt şirki meydan alıyor nevi beşerde gah ve gah. O zaman ne yaptı? Bak ustadımız bir İhlas suresiyle yani ve diğer İsa'nın ki o akle bakacak, kalbi ikna edecek değil mi? Tevhid delillerle, şirkle edecek delillerle beraber o salibi kırdı. Teslis akidesini bak. Hani işte dedim, bir köyde iki muhtar, bir şehirde iki vali, bir memlekette iki padişah olsa değil mi? İntisam her cümerç olur. O gibi yani şirkle edecek bütün bu şeyleri düşünün. Ve şimdi belem yület, bir tevhid-i selmede işaret şöyledir. Vacip, kadim, ezeli olmazsa olmaz ila. Doğulmamıştır mı? O zaman doğulmamıştır. O zaman doğmuşsa vacip ve kadim değildir. Yani evet, kadim olan yani vacip olur. Ki yani ezel bahislerine de gitmek gibi. Ezeli anlatıyor ya, yüksekten bakan bir aynadır. Yani kadimi yani yerde, mazide bir ayna olarak düşünürse zaten anlayamazsın. Yani misal indirir, bizim nazarımız geldi, tamam mı? Kadimi ne yaptı? Bak kışın hızlı ezeli dedi ya, ezeli yüksekten bakar. Hem de niyetsiz yüksekliği olan bir şeydir. Yerde, mazide, başlangıç olan İsa Aleyhisselam, Uzeyr Aleyhisselam nasıl ezeli olabilir? Şimdi onu deyince haşa, o zaman bir ezeliyet veriyorsun. Vietnam,
Meryem validemize yine uçu uçu deyince, değil mi? Bir, değil mi? Allah uçun uçudur diyorlar. İşte İsa Aleyhisselam, Hazreti Meryem validemiz, Allah Celle Celaluhu, değil mi? Yani bunlar nasıl ezeli olabilir? Çünkü bunların bir başlangıçları var. Hani kadim değil, yani ezeli değiller. Olmaz ilah. Yani ya maddeden hadis ise, sonra da yani Kudüs etmişse, ya maddeden tevellüt, ya bir asıldan münfasil olsa elbette olmaz. Şu kainata fena. Dayanak noktası. Esbab perestliği, nücum perestlik, sanem perestliği, haber perestlik, şirkin birer nev'idir, dalalete birer cah. Evet. Kuyu, çukur. Evet. Ve de mekün bir tevhidi camidir. Ne zatında naziri, ne efalinde şeriki, ne sıfatında şebihi, lem lafzına nazargâh. Şu altı cümlede manen birbirine netice, hem birbirinin burhani, musasaldir, derahim, mürettebdir, netayic, şu sürede karargâh. Demek Süre-i İhlas'ta kendi miktarı kabedince musasal, hem mürettep 30 süre münderic, bu bunlara sehergâh. Evet, yani demek bu şekilde, hani işaret-i cezde de var ya Hasan abi, Rıza abi, diğer dinleyenler, evet. Ey ehli kitap, İslamiyet'i kabul etmekte size bir zorluk yoktur. Sadece, değil mi? Ne yapacaksınız? Zamanla şirk karışmış, değil mi? Temel itikatlarınızı, değil mi? Tahsis edeceksiniz. Üç usulda muaddildir ya, tadil edicidir, değil mi? Sonra mürur zamanla zaten, değil mi? İçtimaiyete baktığı için, şeriatın teferruatı ahkamı, değil mi? Mürur zamanla, değil mi? Gelenekler, görenekler, istidatlar, manevi hastalıklar, ihtiyaç değişmiş, değil mi? Onun için ne oluyor? O zaman Risale-i Nur'dan İslamiyet'le beraber şeriatın içtimaiyete bakan teferruat kısmında kabul etmekte zaten bir zorluk yoktur ki zaman değişmiş, asıl başta başkalaşmış. Değil mi? Bu şekilde de ehli kitabı davet ediyorsun ve hadislerde sanıkları bu şekilde kılıyorsun. Evet. Bu kadar yeter herhalde abi. Hızır abi derdi ki, Abdurrahman, evet. Hızır abi görmedin değil mi sen onu? Yok abi, hiç görmedim. Ha, şöyle derdi. Yahudilerde diyor en makbul insan kimdir sorsan Yahudilere? Evet. Musa Aleyhisselam der. Evet. Tamam. Hristiyanlar 3 milyara yakın şu anda dünyada. Hristiyanlara sorsan en makbul insan kimdir? İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam. Evet. Müslümanlara sorsan en makbul insan kimdir? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bunları bir toplarsan bu Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kimdir bunlar? Peygamber. Üç din de peygamberlikte ittifak etmiş. Evet, çok güzel. Peygamberlikte ittifak etmişler. Ve insanın ekserisini teşkil ediyor şu anda. Yani peygamberlikte ittifak var. Yani Hristiyanlar ne diyor? Peygamberdir diyor. Aynı zamanda Tanrı'nın görüntüsüdür diyor. Musa Aleyhisselam da öyle. Hatta çok acayip Yahudiler diyor ki İsa Aleyhisselam Yahudiliği ortadan kaldırmak için gelmedi. Kemal bulması için geldi diyor. Kemalata götürdü diyor. Yani 10 tane emir var ya şeyde Yahudilerde. Onun için eski ahit deniliyor ona. İsa Aleyhisselam'a yeni ahit deniliyor. Ne diyorlar? O dini ortadan kaldırmak için değil, kemal bulması için. İslamiyet de ne yaptı? Bütün onları reddetmiyor. Yani tahsiye edin diyor. Dolayısıyla insanlık dünyası tek bir kelimeye ittifak etmişler. Peygamberlikte ittifak var. Peygamberlikte ittifak var. Dolayısıyla peygamber olunca otomatik Allah da var. Allah ve peygamber gayrimünfek oluyor. Bu arada ikisi üç dinde cem olmuş oluyor. Kelimede cem oluyor. Allah razı olsun, çok hoş oldu böyle. Bu İsa Aleyhisselam'ın hayatı Risale-i Nur cemaatine böyle her asırda hani 286 şualarda diyor ya, her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Bu ayet geçmişe o zamana aitse bizimle alakası yok. Niye duruyor denilir. Madem duruyor o zaman bu asırda bu anlatılan mevzunun masadaki kim? Çok da hoş oldu, çok şükür. Allah razı olsun inşallah. Gene seni inşallah bazen alacağız ders Abdurrahman inşallah. Geceniz... Aleykümselam. Aleykümselam. Amir. Kuzey Irak'tan.
Can üstadım, bir soran sorabilir miyim? Bak o da duruyor zaten, derste duruyor, sor. Abdurrahman dinle. Can üstadım, başka bir ayet Risale-i Nur bakıyor mu? 33 tane başka ayet bakıyor birinci şuada. Ve başka o, başka yani. Risale'den başka. Ha, 33 tanenin dışında mı? Evet. Ben bilmiyorum. Şimdi Hasan abi şöyle bir geliyor. Bak o zaman şöyle bir yere okuyayım kardeşime. He. 25'in sözde Emir-i Açıçan var ya abi, Meyveli Sarası'nda da. He. Bak oradan bir yere okuyacağım ona. Sayfa 451'de sözlerde. Bak ikinci paragrafta, aziz Sıddık kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı okurken Risale-i işaretleri birinci şurada beyan olunan 33 ayetten hangisi gelse bakıyorum ki o ayetin sayfesi ve yaprağı, bak, hani birinci şurada 30 ayet var ya, hangisi gelse bakıyorum ki o ayetin sayfesi ve yaprağı ve kıssası dahi Risale-i Nur'a ve şakitlerle kıssadan hisse almak noktasından bir derece bakıyor. Ha, sadece ustadımızın 30 ayet, çeretmiş 30 ayet değil, o ayetlerin bulunduğu sayfadaki diğer ayetlerde baktığını söylüyor sazları. İkra ona bakıyor. İkra ve ya eyyühen nâsü ittakû rabbakum inne zelzelete sâdi şeyun azim. Zelzele Risale-i Nur'un sâdi şeyun azim. Bu ayet senurim ayatina fil afaq ve fi enfusim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak hak Risale-i Nur'dur evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Maşallah. Evet. İkra bismi rabbike lezi bi halikihi. Risale-i Nur bi halikihi. Hep gerdun kainat ve insan bi halikihi. Ona bakıyor. Evet, çok güzel, çok güzel. Yani hususuz sen bunları çalışıp tefekkür ettin mi üzerinde manalarını? Evet. Abdurrahman Kuzey Irak'tan, kendisi hem Arap hem Kürtçe hem de Türkçe'yi de biliyor bu şekilde. Çok ehli tahkiktir, çok gariptir inşallah. Arnavutköy olunca vakıf olarak gelecek, zor tutuyorum orada. Kuzey Irak'tan arıyor şu anda. Maşallah kardeşimize. Çok harika. Çok Rize hakikaten evet. Şey için demiyorum, çok mudakik ve enfusçidir ya. Evet. Peki. Başka bir şeyiniz yoksa oturumu kapatalım ve Cenab-ı Hak gecemizi mübarek eylesin. Hem Ramazanımızı, hem iftarımızı, hem sahurlarımızı, teheccüdlerimizi, teravihlerimizi vesaire yaptığımız ibadetleri, duaları dergi hazretinde kabul eylesin. Bizi iki canda aziz eylesin. Cenab-ı Hak hizmet imaniye Kur'aniye'de daim kayım sayım eylesin inşallah. Ve ahirete intikal etmiş olan haseten nur talebeleri ve usul ve furularımızdan, evlatlarımızdan, babalarımızdan, annelerimizden vesairelerinden hepsini bu hizmet imaniye Kur'aniye'den hissesini azim eylesin. Maide-i Kur'aniye olan şu sofraydan hisselerini azim eylesin ve haberdar eylesin. İştirak-ı amal-i uhreviye sırrına mazar eylesin. Amin. Mekanlarını cennet bahçesine bir bahçe eylesin inşallah. Amin. Rabbime emanet olun inşallah. Hasan Almaya'dan buyur Hasan'ım. Allah razı olsun abi. Ben yanlışlıkla bastım. Hakkınız helal. Estağfurullah. Geceniz mübarek olsun. Tekrar selamun aleyküm. El Fatiha. Hakkın abi. Buyur, buyur İsmail. Almanya, Hamburg. Şimdi bu Deccal meselesine diyor ki abi, 5. şuada. He. Ya son mesleğini diyor ve gösterici rejimini bozacak, öldürecek ancak semavi ve ulvi halis bir din seviyede zuhur edecek. Evet. Ve hakikat-ı Kur'aniye
iktidar ve ittihad ediyor. Edebli istediği dinidir ki Hz. İsa Aleyhisselam huzuruyla o dinsizlik mesleği bak doğru yok mu diyor. Onlar da böyle bir dini zuhur edeceğini söylüyor. Evet. Din yani şahsatı etmiş, tafileşmiş bir Hristiyanlık mıdır? Yoksa İsa Aleyhisselam'ın başında olacağı Hristiyanlığı böyle biraz değiştirmiş bir hal midir? Ne diyorsun Abdurrahman? Abi sen cevap ver. Şimdi İsmail sen bunu sorduğuna göre sen ne diyorsun? Onların içinde yaşıyorsun. Tamam. Burada çok açık var. İsmail Efendi o kadar enteresan, o kadar açık ve net söylüyor ki diyor ki İsevi'de diyor yani onun mesleğini bozacak, ödeyecek ancak bir temadi, ulvi, halis bir din İsevi'de zuhur edecek. Böyle bir dini zuhur edeceğini söylüyor sadece. Evet. Yani bizim mi çıkacak? İslamiyet'in dışında Hristiyanların tabi olacağı yeni bir din mi ortaya çıkacak? Üstadın tabirinden o anlaşıldı. İsmail, ben Basel'de kaldım İsviçre'de, dershanede 10 küsür gün. Hasan beni almıştı biraz önce Schweinfurt'tan o girmişti ya, o beni almıştı. Evet. Ben Basel'de bizzat yaşadığımı söyleyeyim. Adlarını unuttum. Bir ayna ayın böyle katıldım ama hoca orada hocaydım Basel'de. Hocalık sıfatını şey yaparak pazar günü ayinlerine beni aldılar. Çok ilginç. Ömrümde rastlamadım çünkü her gün her pazar Hristiyanların şeyine katılıyordum. Bakıyorum ne yapıyorlar, ne diyorlar vesaire diye. Böyle bir şey var mı ustadım bu haberi diye. Basel'de rastlamıştım ve Merkez Amerika'daymış. Kilisede kadın erkek ayrı. Kilisede ayin yapılıyor. Kadınlara kadınlar ayin yapılıyor, sohbet ediliyor erkeklere. Ve içeride kilisede haç yok, heykel yok, İsa Aleyhisselam çarmıh falan yok. Zina haram, domuz eti haram. Böyle bir Hristiyan dini var. Yani mezhep var. Ondan sonra bana pastor demişlerdi. Pastor mu dedi? Ondan sonra bana şeyi sordular. Yani sizdeki o dindeki durumunla bunlar ne fark görüyorsunuz diye. Ben de hazırdım biraz. Mektubatta var ya böyle işte. O kadar yakın ki. Zina olmasın diye birkaç defa evlilikleri var. Din şey yapıyor. Zina haram, domuz eti haram, heykel şeyleri haram. İsa Tanrı'nın kuludur diyor. İlah değildir diyor. Basel'de dağın yamacında bir kilise ama çok büyük kilise ve çok ciddi bir şekilde yayıldığını söyledi. Çok hoşuma gitti. Sonra dedim ki karma değil, onlar öteki tarafta diyor. Dedim acaba var mı hakikaten diye mi? Hakikaten orada mı? Ya diyor erkeğin oraya girmesi haram diyor. Sen girsen diyor şimdi soksak seni hemen konuşmayı keserler diyor. Yanında erkeklerle konuşulmuyor. Kadınlar da öteki tarafta. Şimdi o kadar acayip tevhide yaklaştılar ki tevhide. Bakın testis yok, içki yok, zina yok, kadın erkek karma değil. Yani bu durumda bu kadar nasıl olabilmiş, nasıl çıkmış ve Merkez Amerika'da yeni dünya abi, diyor. Ya merkezini Amerika'da demen çok önemli, öyle olması lazım. Merkez Amerika'da ustad yeni dünya diyor. Mehdi geldiği zaman dünya siyasetin yeni dünyaya bırakacak diyor. Kendisi iman hayat şeyini yaparken dünya siyasetini, dünya yönetimini onun arkasında olacak. Yani ona bırakacak yeni dünya diyor. Ve Merkezi Amerika'da olduğunu ve çok böyle bayağı İngiltere'de de yaygın olduğunu söylüyor. Burada ne yazmış bir şey, aynı zamanda onu okuyorum. Böyle bir İsmail, böyle bir şey geldi. Yani böyle bir şey denk geldim ben. Buna benzer bir şey
Finlandiya'da var abi. Finlandiya'da. Finlandiya'da evet. Benim bizzat benim kardeşim orada şahit olmuş. Böyle bunlara işte zincir grup diyorlarmış böyle. Onlar hatta çamaşır makinelerinin camları camını bile kapatıyorlarmış ki bayan çamaşırları, iç çamaşırları falan görünmesin. Yani bu kadar hassaslar yani bu haram helal mevzularına. Profesör, efendim, Halil, buyur Halil. Gene Almanya, bu akşam nasibimiz Almanya'da çık. Evet Halil. Hasan abi, 1992'de bütün Hristiyan mezhepleri ne kadar varsa, Katolik, Protestan, efendim, şu bu hepsi toplanmışlar. Allah alem bazıları da bildiğim kadarıyla. Orada şu karara varıyorlar, bütün din mezhepleri. Biz Kur'an'ı Allah kelamı olarak kabul ediyoruz. Peygamber olarak Muhammed'i kabul ediyoruz. Efendim haç bizde yok. Efendim bir sürü şeylere aynı Müslümanlar gibi kabul ediyorlar hepsini. Ondan sonra bunu yayınlamaya kalkıyorlar. Böyle toplandıkları zaman, karar aldıkları zaman yayınlarlarmış. İslam alemindeki papazlar karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki bunu yayınlarsanız herkes Müslüman olur, biz orada işsiz kalırız hesabı. Sonra bunu internette yayınlıyorlar. Bunun orijinalini Ahmet Akgündüz'ün, Profesör Ahmet Akgündüz bunu elde ediyor. Kitabın tercümesi var, İngilizcesi var. Onların orijinal yayınladı. Aynısını basmış. Kiliseden Camiye diye herhalde kitabın ismi. Ben bunu okumuştum. Yani 92'de bütün kabul etmişler bu. İsevildiği şeyi başlamış yani o şahsı badevisi. Şeyde, evet, şeyde de vardı bu bir ağacaya bir papayı vurdurdular ya, ateş ettirdiler. Tesadüfü değil. 80 ihtilalinde içeride olan şey, 80 ihtilalinde bunu çıkartıyorlar ve oraya gönderip vuruyorlar. Ama şimdi o papanın bir şeyi var. Niye söyledim bunu? Papa diyor ki, o ölen papa, suikast oldu ama ölmedi. Ta ki İslam İslevi ittifakı olmasın diye, İslam'la Hristiyan arasında ayrılmaz bir yarık açılsın diye İttihad-ı İslam'ın zembereği olan Türkiye'den birisini gönderiyorlar ki bütün Hristiyan dünyası İslam'a haseten Türkiye düşman olsun. Türkiye'den onu hapisten çıkartıyorlar. Hapisteydi bu. Konsolosluğa ise İtalya'ya gidiyor, törende böyle bir şey yapıyor. Ve İslam İsevi İttifakı'ndan bahsediyor olacağını Risale'de. Olmasın diye o papanın şeyin izini takip ettim. Diyor ki, diyormuş ki, diyordu. Biz Allah'ın sıfatlarını Kur'an'a göre düzeltmemiz lazım. Adamın iddiası buydu hep. Allah hakkında mesela Allah ehattır, samettir. Çocuğu yoktur, vesaire yoktur, baba değil. Yani ne Allah'ın ne sıfatı varsa Kur'an'a göre düzeltmemiz lazım diye adam bununla mücadele etmiş. Papa Jean-Paul mu ne? Yaralanan değil mi? Yaralanan. Sonra bu kadar insanlık varken yani Türkiye'de niye seçiyorlar? Globalistler, şimdiki tabirle globalistler, ustadın Risale'deki tabiriyle Zendeka Komitesi yapıyor. Türkiye'den seçilmesinin sebebi Hristiyan dünyası İslam'a, haseten onun lokomotif olan Türkiye'ye ezeli bir inşikak, düşmanlık olsun diye böyle bir şey seçmişlerdi. Fakat kader de müsaade etmedi. Yani bu çatlasalar da patlasalar da bu geliyor. Tasafi ediyor. Hristiyanlar acayip İslam'a dönüş var. Hele malum şu zaman son zamanlardaki ahlaksızlık şeyiyle onlar dini hakkı arama şiddetlendiğini, onu sordum Bazel'e de o tip kiliselerin çoğaldığını söylediler İsviçre'deki kardeşler. Ondan sonra çok şükür amdolsun böyle bir şey de var. Efendim Halil'im. Abi bir daha bir şey var. Bu dinler Hasan arası abi, diyor. Kardeşimiz kimdir? Hasan abi. Bu kardeşimiz oldu. Bu şu. Hasan abi bir izah yapmak gerekiyor böyle de dinleyenler yanlış anlaşmasın diye. O kardeşim şöyle bir şey dedi bak. İşte böyle bir sırada hocaların pek kuvvetli göründüğü bir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti manevisinde ibaret olan hakiki isimlik dini zuhur edecek.
Yani rahmet ilahiyenin samasından nüzul edecek. Şimdi başka bir kardeşimiz de güzel bir şey söyledi. Yani bu ifadeler de yani İslamiyet'in haricinde başka haric bir din zuhur edecek anlamak gerekiyor. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın hakkı neydi? Haris tevhid diniydi. Değil mi? Haris tevhid diniydi. Sonra da şirk karıştı. Teslis akıdesi girdi. Değil mi? İşte ahiret inancında, melek inancına farklı şeyler girdi. Tamam mı? Safi, halis tevhid diniydi. O zaman ne olacak? Onlar da o zaman halis, hakiki bir tevhid dini zuhur edecek demektir. Bu da ne olacak? Risale-i Nurlar'la beraber olacak. Ki Üstadımız de o zamanlar Risale-i Amerika'ya göndermiş ya abi, malum biliyorsun. Evet. Evet. Yani söylemek gerekiyor. Zaten yine mektubat takılıyor ya abi. Bak, yani hayat içtimaya bakan, değil mi? Fırat kısmındaki ahkamı sayı ruhaniye etrafında konuldu. Ekserisi sayı dinlerden alındı ki zaten Hristiyanlık'ı onu düşünmemek gerekiyor. Zaman onu zaten tatil etti ki sıra İslamiyet'in ahkamına geldi. Ha, o zaman yani İslamiyet'ten hariç ve Risale-i Nur işte diyelim Hakayık bin Kur'an'ın hariç onlar da farklı bir din düşünmemek gerekiyor. Yani rahmet ilahi samasından huzur edecek derken yani onlar kendilerinden tamam bu hakikate ulaşmak değildir. Cenab-ı Hak rahmetiyle beraber, Risale-i vasıtasıyla beraber onlar da böyle halis ulvi dini tekrar tezahür ettirecekler. Evet. Tevhid akidesini. Evet. Abi, bakın burada Vatikan'da dinler arası diyalog şeyinin başkanı Profesör Thomas Michel. Onunla ben görüşmüştüm. Tabii bizim İngilizcemiz yok. Thomas Michel foto dedim mesela. Adam benim elimden tuttu, iyice çıktı kulağıma, dedi ki no Michel dedi. Michel değil dedi, yani benim anladığım kadarıyla. İbrahim dedi. Kendi isminin İbrahim olduğunu bana söyledi. Sonra sempozyumda ben dedi Hristiyan Müslümanım dedi. Orada bir gazeteci nasıl olur diye sordu, Alman gazeteci. Dedi ya ben bizde de var dedi Allah inancı. Bütün hep bu imanın altı şartını güzel bir şekilde izah etti. O da ses çıkarmadı, doğru dedi, oturdu gazeteci, fazla bir şey yapamadı yani, öyle güzel. Ben de namaz kılıyorum dedi. Namaz kılmak kötü bir şey değil ki, Allah'a ibadet dedi. Nereye de dua edilir dedi. Hatta şeylerde, bu Katoliklerde kilisenin dışında ibadet yoktur. Ama ben de her yerde ibadet ediyorum, Allah her yerde edilir diye o söylemişti. Sonra Hazreti Kur'an'a gelince, bu papaz da dedi, evlerinizde de dua edebilirsiniz dedi. O şey müthiş bir şey yıkıldı yani, onu demesi yani büyük bir şeydi. Buyur Hasan abi, benden şey, bu kadar. Şeydir tamam. Zaten ikinci Jean Paul o şeyi bunu söyledikten sonra adamı zehirlediler yani. Bir kardeş de yazıyor onu, ehli o adam şu anda yazan. Bunu söyledikten sonra diyor, bak zehirlediler, bunu öldürdürmüşler bu Jean Paul. Yani bu yeni bir İslam ve Hristiyan dışında bir din değil. Hristiyanlığın o tasafi edecek, hakiki tevhid dini orada zuhur edecek. Ve onlara zor gelmeyecek, işaret edeceğiz de geçiyor. Niye? Bütün bir insan bozuk da yoksa dinini terk etmek çok zordur. Değil dinini, cemaati terk etmek. Değil cemaati, abi terk etmek çok zordur. He. Peki ne diyor işaret edeceğiz da? Bütün dininizi terk ettin demiyor diyor. Hurafattan, batıl şeylerden tasafi etsin. Yani mesela testisi kaldırsa bitiyor. Gerisi kolay oluyor. Peki, Allah'a emanet olun inşallah, çok bayağı geç oldu. Rabbim emanet olun. Yarın inşallah tekrar buluşmak üzere 11'de. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Aleykümselam abi. Aleykümselam.